Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum programı dahilinde bu sabah Ordu'ya geldi. Ordu Valiliği'nde yapılan toplantı sonrası basın açıklaması yapan Bakan Kurum, Ordu için önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum yaptığı basın açıklamasında Ordu'nun bazı önemli noktalarında yapılacak çalışmalar, kentsel dönüşüm ve toplu konut projeleri ile ilgili bilgiler verdi. Değerli Büyükşehir Belediye Başkanı, kıymetli bakanımız, kıymetli milletvekillerim, öncelikle hepinizi sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. 2021 yılına daha bir umut içerisinde bakıyoruz. İnşallah çok daha güzel, milletimizin, vatandaşlarımızın huzurlu, mutlu, sağlıklı bir yıl yaşayacağı temennisiyle yine şehir ziyaretlerimize devam ediyoruz. Daha önce de doğasıyla, deresiyle, yaylalarıyla, kültürel değerleriyle öne çıkmış, Karadeniz'imizi Akdeniz'e bağlayan yollarımızın güzergahı üzerindeki ordumuza gelmiştik. Bugün ikinci kez ordumuzu ziyaret ediyoruz. İnşallah 2023'e giden yolda ordumuzu çok daha güçlü, çok daha yaşanabilir, altyapısıyla, üst yapısıyla vatandaşa vermiş olduğu değer itibariyle inşallah çok daha yukarılara çekecek adımları da hep birlikte attık inşallah. Daha yaşanabilir bir ordu adına aldığımız kararları sizlerle paylaşmak isterim. Çok önemsediğimiz, şu an içinde de bulunduğumuz hem valilik binamızı içine alan, buradaki askerlik şubesini, yine buradaki tarihi tescilli binaları içine alan ve toplamda 83 bin metrekarelik alanda Karadeniz'i, denizimizi şehir merkeziyle buluşturan çok önemli bir projeyi, kentsel dönüşüm, tarihi yenileme, kent meydanı projesini hayata geçiriyoruz. Ve bu çerçevede bu 83 bin metrekarelik alan içerisinde eski ordularımızın bulunduğu, yine kaymakamlık, askerlik şubemizin bulunduğu alanda tarihi ve tescilli binaları gün yüzüne çıkaracak ve bu alanın altında toplamda 750 araçlık kapalı otoparkıyla şehrin içindeki trafik problemini, otopark problemini tamamen çözecek bir projeyi hayata geçiriyoruz. Millet Bahçesi projesini kent meydanıyla, tarihi binaların restorasyonuyla, altındaki otoparkıyla, yürüyüş yoluyla, bisiklet yoluyla yatırım değeri 150 milyon lira olan bu projeyi Bakanlığımız, Toplu Konut Dairesi Başkanlığımız, yine Büyükşehir Belediye Başkanımız, Başkanlığımızla birlikte gerçekleştiriyor olacağız. 6. ay içerisinde ihalesini yapıp 2022 yılında ordumuza kazandırmak istiyoruz. Bu kapsamda alan içerisinde bulunan tüm tarihi binaların restorasyonunu da inşallah yapıp tarihimizi gün yüzüne çıkarmış olacağız. İçinde bulunduğumuz valilik binamızı, yine hemen yanımızdaki tarihi binaları da aslında uygun bir şekilde restore ederek şehir kütüphanesi, millet kıraathanesi, gençlerimizin, çocuklarımızın, 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızı burada vakit geçireceği alanlar haline getireceğiz. Bu alan içerisinde şehir içerisinde herkesin yürüme mesafesinde ulaşabileceği, aynı zamanda buradan sahile ve sahildeki meydana bağlantısını yapacak yürüyüş yollarıyla hakikaten örnek, belki ordumuzun gelecek 50 yılına damga vuracak projeyi de hep birlikte gerçekleştiriyor olacağız. Çok önemsiyoruz. Bu konuda da hakikaten heyecanlıyız. İnşallah çok kısa zamanda da bu projemizi bitirip ordumuza teslim ediyor olacağız. Yine vatandaşlarımızın yeni mahallede eski otogar ve eski sanayi alanımızın bulunduğu bir alanımız var. Bu alanda eski sanayi sitelerinin yine yapı olarak baktığınızda riskli yapıların içinde bulunduğu toplamda 56 bin metrekarelik alanda bir kentsel dönüşüm projesi gerçekleştiriyoruz. Bu projeyi de yine
Bakanlığımız, hem Toplu Kontrolcisi Başkanlığımız, hem Altyapı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüz, hem de Büyükşehir Belediye'mizle ortaklaşa yürüteceğiz. Vatandaşlarımızla görüşerek yerinde hızlı, gönüllü prensipleriyle kentsel dönüşüm projemizi başlatacağız. Ama yapacağımız proje de bilhassa Altınordu ilçe sınırları içerisinde yeşil alanlarıyla, kültürel alanlarıyla bu bölgede ihtiyaç duyulan tüm sosyal alanlar içinde barındıracak şekliyle yine altında otoparkları, burada bir kongre merkeziyle gelip ordumuzda tarımı, turizmi, sanayiyi tartışabileceğimiz ve bu alanda her türlü kültürel faaliyetleri yapacağımız kültür merkeziyle bir proje gerçekleştireceğiz. Çok örnek bir kentsel dönüşüm projesi, şehircilik projesi inşallah ordumuza kazandırmış olacağız. Yine Fatsa ilçemizde, Evkaf mahallemizde 520 bin metrekarelik alan içerisinde 500 tane hak sahibi vatandaşımız var. Uzun yıllardır kentsel dönüşümü, deprem dönüşümünü bekleyen bu alanda da 520 bin metrekarelik alanda da kentsel dönüşüm projesi yine gerçekleştiriyor olacağız. Büyükşehir Belediye'mizle birlikte yine Fatsa Belediye'mizle sahada vatandaşlarımızla görüşmek, onların rızasını almak suretiyle projelerimizi gerçekleştiriyor olacağız. Ünye ilçemizde Saraçlı Mahallesi'nde 79 bin metrekare alan üzerinde 315 esnafımız var. Burada da Ünye Belediye'miz, Büyükşehir Belediye'miz bu sanayi sitesinin dönüşümü amacıyla vatandaşlarımızla yarından itibaren görüşmelere başlayacaklar. Burada da bünyemize, ordumuza yakışacak, istihdamı arttıracak inşallah modern sanayi sitesinin adımlarını da hep birlikte atıyor olacağız. Yine Perşembe merkezde dere güzergahı üzerinde bulunan binalar var. Bu binaların da dönüşüm projesini yine Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüz, Büyükşehir Belediye Başkanlığımızla birlikte yaparak dere güzergahı üzerinde bulunan taşkın riski tehlikesi altında bulunan evlerin taşınma süreci ordu genelinde inşallah 3 ay içerisinde tamamlayarak yeni sağlam güvenli konutların inşasında gerçekleştiriyor olacağız. Bakan kurum esnaf ziyareti sonrası ordu gezisini sonlandırdı. Millet yapılmış. Burası meydan. Şuradan bunların mülkiyetinin Hayır.